Evet sevgili arkadaşlar, gece saat 11'i gösteriyor ve biz yönetmenimiz Etrabi Hanım'la İndex Akademi stüdyolarında aynı istek ve aynı azimle derslerimizi çekmeye devam ediyoruz. İnşallah sizler de bu istek ve azimle çalışmaya devam eder ve süreç bittiğinde emeklerinizin karşılığını en iyi şekilde alırsınız. Haydi devam edelim canlar. Konumuz rehberlik modelleri ve ÖSYM bu başlıktan bir adet soru yöneltir. Artık kısmet, geleneksel rehberlik modellerini mi tercih eder? Yoksa paşa gönlü gelişimsel modeli mi tercih eder bilmiyoruz. Ama biz her ihtimali göze alıp hepsini detaylı göreceğiz. Arkadaşlar, bir önceki dersimizde Parsons'ın meslek seçme yardımcı modelinden zaten bir nebze değindik. Tarihte ortaya ilk çıkan modeldir ve rehberliğin babasıdır kendisi. Peki arkadaşlar, Parsons 1908 yılında açtığı büroda ne yapmıştı hatırlayın? İnsanların kendine en uygun mesleği bulabilmesi için çabalayan bir insandı ve şunu yaptı. Bu bir nevi mesleğe yönlendirme modelidir. O zaman hemen dakika bir gol bir sorumuzu yöneltelim. Bu rehberlik modelinin en fazla ön plana çıkardığı işlev nedir? Ayarlayıcı mı, tamamlayıcı mı, önleyici mi, yöneltici mi diye soracaklar. Bunun en fazla ön plana çıkardığı işlev hangi işlev? Yöneltici işlev. Bakın maddeyi buraya yazıyorum arkadaşlar. Yöneltici işlev. Yöneltici işlev ön plandadır diyoruz. Neden yöneltici işlev ön plandadır? Çünkü bu modelin asli görevi insanları kendine en uygun mesleğe yönlendirmek. Ama bir sıkıntımız var. Yöneltme işlevini daha fazla ön plana taşımış ama sadece mesleki anlamda yöneltme yapmış. Hemen altına da bu notumuzu düşüyoruz. Sadece mesleki anlamda. Yanlış yazdık. Hemen Etra Bey şunu bir yıkayıver ya. Kirlemiş. İnsan utanıyor bu tahtayı silerken. Devam. Sadece mesleki alanda yönlendirme yapar. Sadece mesleki alanda yönlendirme yapar. Sen tahtayı tertemiz sil. Tertemiz giyin gel. Tahtayı sildiğin bez. Neyse bu ne kadar çalıştığımızın göstergesi. Gurur meselesi aslında. Şu gurur meselesi bak dikkat edin. Hep Bünyamin batırdı arkadaşlar bunu Bünyamin. Yanlış yazdı sildi. Yanlış yazdı sildi. Sonra bir de halay çekti. Bıraktı bize pisliğini gitti yani. Neyse en azından temiz yazdık daha da devam. Sadece mesleki anlamda yönlendirme yapar dedik. Ve arkadaşlar şimdi gelelim asıl meseleye. Bakın bu model bir nevi mesleğe yönlendirme modelidir. Yöneltici işlevi ön plana taşır ama sadece mesleki anlamda yöneltme yapar dedik. Bu önemli mi? Evet. Çünkü diğer tarafta karar vermeye yardımcı model göreceğiz. O da yöneltici işlevi çok fazla ön plana taşıyor ama o sadece mesleki anlamda yöneltme yapmıyor. Ders, okul, meslek daha geniş bir yelpazede yöneltme yapıyor. O zaman İkisinin ortak noktası yöneltici işlev diyeceğiz birazdan. Ama fark şu, bu sadece mesleki anlamda yöneltme yapıyor. Peki gelelim şuraya. Üç adımda rehberliği uyguluyor demiştik hatırlarsanız. Birinci adım, kendisine gelen bürosunun kapısını çalan insanları misafir ettiğinde diyordu ki hele önce sizi bir tanıyak bakayım. Yeteneğiniz ne? İlginiz ne? Vasıfınız var mı? Vasıfsız eleman mısınız? Nesiniz? Siz kimsiniz? Sizi bir tanıyalım diyor. Önce yetenek ve ilgi alanlarını bir tespit ediyor. Nasıl hocam? Şimdiki gibi mi? Ne arar hocam? Parsons'ın yaşadığı dönemde ne arar bireyi tanıma tekniğiymiş, şuymuş, buymuş? Bakıyor şöyle uzaktan, dışarıdan yaptığı gözlemlerle bireyi tanımaya çalışıyor. Sence buradaki bireyi tanıma hizmeti çok sağlıklı bir hizmet midir? Değil ama o günün şartlarıyla bireyi tanıma hizmetini tarihte ilk uygulayan model olmuştur. Hemen notlarımıza yazıyoruz. Bireyi tanıma hizmetini ilk uygulayan model olmuştur.
ilk uygulayan modeldir. Ama dikkat et, ilk uygulayan model budur ama en detaylı ve en derinlemesine uygulayan model bu değil. Gayet yüzeysel, olduğu kadar. Peki, önce bireyin özelliklerini tespit ettik. Daha sonra mesleklerin gerektirdiği özellikleri de tespit edince aldık bireyin özelliklerini bir elimize, diğer elimize de mesleklerin gerektirdiği özellikleri aldık, eşleştirdik. Buna uyuyor mu? Geç. Buna uyuyor mu? Geç. Buna uyuyor mu? Oo, birebir örtüşüyor. Kardeşim sana hemşirelik mesleği uygun deyip yönlendiriyordu. Peki o zaman arkadaşlar 3 kademede uyguluyoruz. Önce benim özelliklerimi tespit ediyor. Daha sonra mesleklerin gerektirdiği özellikleri tespit ediyor. Ve 3. aşamada ise bireyin özellikleriyle mesleklerin özelliklerini eşleştirip en çok örtüşen hangisi ise sana bu meslek uygun deyip gönderiyor. Ama geleneksel demiştik. Neden? Çünkü sadece meslek seçerken var. Yani sürekliliği sağlayamıyoruz. Bir de sadece meslek seçenlere var. Yani bütün insanlara değil. O yüzden ama şimdiki rehberlik ne diyordu? Rehberlik hizmetleri bütün bireylere yöneliktir diyordu. Ama bu sadece meslek seçenlere uyguluyor. Herkese hitap etmiyor. Bu birinci sıkıntı. İki, sadece meslek seçerken var. Öncesinde sen o güne gelene kadar yoktu piyasada. Sen seçtikten sonra da yok. Çünkü sürekliliği göz önüne almıyor diyeceğiz. Peki geldim diğer modele. Eğitimle kaynaştırılmış rehberlik modeli. Brewer'ın ortaya attığı bir model. Hocam kurucular önemli mi? Değil de bilmenizin faydası olur. Mesela hadi ÖABT'de geldi. Ya da hadi adamlar öncüller verip bu hangi model diye sorarken diğer öncüllerden ayırt edemesen bile şu ismi görünce cevabın nettir. Niye riske atasın ki hocam? Çok zor değil. Parsons'ı zaten bilirsin. Kaldı 3 tane kuramcı. Biraz tekrar ettiğinizde veya sorularda göre bu kuramcıları halledersiniz. Şimdi çok önemli bir yere geldik. Arkadaşlar bak bu model yani eğitimle kaynaştırılmış model diyor ki rehberlik hizmetiyle eğitim hizmeti özdeş iki hizmettir diyor. Yani birbiriyle kardeş, birbiriyle özdeş, her şeyi aynı iki hizmettir diyor. Peki soru, hangi model rehberlik ve eğitim hizmetlerini özdeş iki hizmet olarak görüyor derse adından bilirsiniz. Ama tehlikeli soru şu hocam. Der ki soruda, eğitimle kaynaştırılmış model rehberlik ve eğitim hizmetlerini özdeş iki hizmet olarak görmektedir. Buna göre bu iki hizmetin özdeş olduğu noktalar hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir diye sorar. Hangi noktalardan özdeşmiş bu iki hizmet? Amaç, yöntem ve sonuç bakımından ikisi de özdeşmiş. Peki hocam bunların amacı ne ki ikisinin de amacı özdeş diyoruz? Bakın ikisinin de amacı burada ne yazıyor? Ortak amaç bireyin kendini geliştirmesini ve gerçekleştirmesi sağlamak. Demek ki eğitimin de amacı insanların kendini geliştirmesini, gerçekleştirmesini sağlamakmış rehberliğinde. O zaman soru, bu modele göre rehberlik ve eğitim hizmetleri amaç, yöntem ve sonuç bakımından özdeş iki hizmettir. Buna göre bu iki hizmetin özdeş olan amacı nedir derse, İkisinin de amacı bireyin kendini geliştirmesini ve gerçekleştirmesini sağlamak diyeceğiz. Peki yöntem nasıl özdeş? Nasıl ki bir Türkçe dersini, bir tarih dersini ders olarak verebiliyor ve okutabiliyoruz. Rehberliğin ne eksiği var? Rehberliği de biz yine bir ders olarak ne yapabiliriz? Okutabiliriz. İşte bugün okullarda haftada 2 saat verilen rehberlik ders saatleri var ya, işte fikir babası karşınızda. Ne dedi? Madem rehberlikle eğitim yöntem bakımından özdeş, madem bir dersi okuttuğumuz gibi rehberliği de bir ders saat olarak verebiliriz, o zaman hemen okullarda programlara haftada 2 saat olmak üzere rehberlik ders saatleri koyun. Fikir babası kimmiş arkadaşlar?
eğitimle kaynaştırılmış model. Soru, günümüzde okullarda uygulanan rehberlik ders saati etkinliklerinin hangi model tarafından ortaya çıkarıldığını sorarsa eğitimle kaynaştırılmış model. Peki sonuç nasıl özdeş? Her ikisinin de sonunda geri bildirim yani dönüt alacağız diyor. Peki geldim şuraya. Yalnız bu bak şimdi burası çok önemli arkadaşlar. Grup rehberliği ne demek biliyor musunuz? Bir gruba bilgi aktarmak demek. Aydınlatıcı işlev de bilgi vermek demek. O zaman biz bilgi verme işlevini gruba yapmış oluyoruz. Nasıl? Grup rehberliği şeklinde. Türkçe meali bilgiyi bir gruba aktarıyoruz. O zaman bu modelde en fazla öne çıkan aktiviteler bilgi vermek ve bunu gruba yaptığımız için grup rehberliği ön plandadır diyor. Niye hocam? Çünkü biz Türkçe gibi, tarih gibi, coğrafya gibi rehberliği de bir ders olarak verebiliyor, okutabiliyoruz ya. O zaman giriyoruz sınıfa, ders işliyoruz. O zaman bir gruba bilgi aktardığım için bu model daha çok grup rehberliğini, yani bir gruba bilgi verme işlevini ön plana çıkarıyor. İyi de böyle bir durumda benim sınıftaki öğrenciyi tanımama gerek var mı Allah aşkına? Yok. Kardeşim tipik öğretmen. Ben girerim, dersimi işlerim, aldığım paraya bakarım. Seni niye tanıyayım ki? O zaman soru, sizce bu model bireyi tanıma hizmetini uygular mı? Bireysel farklılıklara dikkat eder mi? Etmez hocam. Senin bir problemin var da onu çözmeye çalışsam, ha seni tanımak isterim. Niye burada tanıyayım ki? Ben gireceğim sınıfa, ders saati içinde bilgiyi aktaracağım. Bu yüzden derler ki eğitimle kaynaştırılmış model ile ilgili hangisi yanlıştır? A. Bireyi tanıma hizmetini ihmal etmiştir. Doğru. B. Bireysel farklılıklara gerektiği ölçüde önem vermez. Doğru. Çünkü daha çok bilgi aktarıyor. Ve son maddeye değiniyoruz şimdi canlar bu modelle ilgili. Tamamlayıcı ve ayarlayıcı işlev temsil eder demiş. Önceki derslerde ilkeleri anlatırken bir nebze değindim. Şimdi ikinci kez değiniyorum. Ama ben bu konuyu işlerken zaten net bir şekilde bol örnekle anlatacağım. Şimdilik şunu söyleyelim. Tamamlayıcı işlevle ayarlayıcı işlevin her ikisi de öğretmenlerin rehberlikten yardım alarak eğitimin verimini artırmaya çalıştığı işlevlerdi. Ama hangi konuda yardım aldıklarıyla ayırıyorduk burayı? Peki bir öğretmen, ayarlayıcının anahtar kelimesi, program hazırlarken yardım alıyorsa, ayarlayıcı ama ders işlerken, sınıfı yönetirken yaşadığı sıkıntıları çözebilmek için alıyorsa yardımı, buna da tamamlayıcı diyeceğiz. Peki sizce her ikisinde de, ki bir daha tekrar edeyim şurayı, program hazırlarken yardım almamla, sınıfı yönetirken ve ders işlerken yaşadığım sorunları çözebilmek için yardım almam, rehberlik hizmetlerinin bu sayede eğitime destek olduğunu göstermez mi? Gösterir. O zaman eğitim ve rehberliğin nasıl iç içe olduğunu bir kez daha bu işlevlerle ne yaptık? Gördük. Şimdi geliyoruz diğer modele. Klinik model diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi bana en çok gelen sorulardan biri. Hocam, özellik faktör kuramı yazmışsınız. Peki bu Parsons'ın modelinin diğer adı değil mi? Arkadaşlar, özellik faktör anlayışını ortaya ilk o atmış. Ama şu gördüğünüz rehberlik modelleri sorulurken özellik faktör kuramı klinik modelin diğer adı olarak gelecek. ÖSYM sorusuyla tescillidir, merak etmeyin. Ha peki ama hocam bir yerde Parsons'ın diğer adıydı o. Neredeydi o? İlerleyen derslerimizde rehberlik modelleri değil bak, mesleki rehberlik kuramları diye bir konu var. Ginsberg, Super'in benlik kuramı, Holland'ın tipoloji kuramı, Parsons kuramı diye kuramlar var. Ama bak onlar rehberlik modelleri değil. Onlar mesleki rehberlik kuramları. Zaten o konuda böyle bir ifade olmadığı için özellik faktör bunun adı.
Ama görüyorsunuz rehberlik modelleri ünitesinde, yani şu anki ünitede bu modelin diğer adı. Hocam bunu nasıl halledeceğiz? Merak etmeyin. Ben o konuyu işlerken bu notu bir daha hatırlatacağım. Sana rehberlik modelleri soruyorsa, özellik faktör kuramı klinik modelin diğer adıdır. Ama modelleri değil, mesleki rehberlik kuramları diye soruyorsa, orada zaten böyle bir ifade olmadığı için direkt özellik faktörü Parsons'ın diğer adı diye alacaksınız. Bu bilgi için biraz daha bekleyelim. O derse gelince tekrar edeceğiz. Tamam mı canlar? Şimdi bu model diyor ki diğerlerine, ya ne diyorsunuz siz ya diyor. Yok biri diyor ki okulda ders verelim. Biri diyor ki meslek seçtirelim. Bence bana sorarsanız diyor Williamson, rehberlik dediğiniz bu hizmet insanların davranış problemlerini ortadan kaldırmaya yardımcı olsun. Yani problemli bireylere sunalım bu hizmeti. Yazık. Gariplerin problemini çözelim diyor. Şimdi birinci madde, anahtar kelimeniz gördüğünüz yerde direkt bu modeli işaretleyeceksiniz. Ne diyor canlar? Amaç davranış problemlerini ve bunun nedenlerini ortadan kaldırmaktır. Arkadaşlar eğer olur da bir paragrafta modeller soruluyorken davranış bozukluğu ya da davranış problemleri derse hiç şüphe etmeden direkt klinik modeli işaretleyeceksiniz. Ama Zeynep hocam ÖYT'de de söyler ama benim dersim içinde çok mühim olan bir not var. Kardeşim bir problem mi var ortada? Çözmek mi istiyorsun? Önce nedenini ve kaynağını tespit etmek zorundasın. Bak bu net bir kural. Sınıf yönetiminde de gelir, ÖYT'de de gelir, hatta rehberlikte de gelir. Eğer ortada çözülmesi gereken bir problem varsa, ilk yapılması gereken şey her zaman sabittir. O problemin nedenini ve kaynağını teşhis etmek. O yüzden bu model diyor ki bana, madem benim derdim, benim amacım davranış problemlerini ortadan kaldırmak, o zaman önce bunun nedenini tespit etmek zorundayım. Nasıl tespit edeceğim nedenini? Gideceğim, o bireyi derinlemesine inceleyeceğim. Ve böyle bir davranış bozukluğunu neden gösteriyormuş acaba? Bunun nedenlerini bir bir tespit edeceğim. Şimdi bir dur. O zaman davranış problemlerini çözebilmek ve bunun için önce nedenlerini tespit etmek için ne yapmalıymışım? Bireyi derinlemesine incelemeliymişim. Bir soru çıktı. O zaman Parsons modeli bireyi tanıma hizmetini ilk uygulayan modeldi. Ama bak sonrasında bir model daha bireyi tanıma hizmetini uygulamaya cüret etti. Hem de çok daha detaylı ve derinlemesine. Şimdi soru. İkisi de bireyi tanıma hizmetini uygulamışlar. İlk uygulayan kim? Parsons. Ama daha detaylı bir şekilde uygulayan kim? Klinik model diyeceğiz. Şimdi bir soru. Klinik model diyor ki, tamam diyor, ben de bireyi tanımak istiyorum ama şimdi bu adam zamanında çok yüzeysel dışarıdan baktı, öyle tanımaya çalıştı. İyi de bu derinlemesine bilgi vermez ki bana. Ne yapayım, ne yapayım, ne yapayım? Bana birey hakkında çok detaylı ve derinlemesine bilgi verebilecek ölçme araçları, testler geliştireyim. Kişilik testleri, hani bireyi tanıma teknikleri var ya, onları kastediyor. Ha, bir şey çıktı ortaya. Demek ki psikometri alanında, yani psikoloji alanında ölçme araçları burası. Psikoloji alanında ölçme araçlarının icat edilmesine zemin hazırlar. Hep burayı anlatırken diyordum ki iki modelden soru gelme ihtimali daha yüksek. Biri Parsons. O da bir şey yok da rehberliği kurduğu için bunun yüzü suyu hürmetine. Yani ama asıl gelecekse soru buradan sorar diye ÖSYM yanıltmadı ve şunu sordu. Hangi model psikoloji alanında bugün de kullandığımız bazı ölçme araçlarının icat edilmesine zemin hazırlamıştır dedi. İşte bunun problemi çözmek için nedenini tespit etmem lazım. Ama bunun için bireyi derinlemesine tanımalıyım görüşü
ölçme araçlarını icat ettirmiş. Çünkü bireyi derinlemesine tanımak istiyorsam dışarıdan bakmak yetmez Parsons'ın yaptığı gibi. Ben çeşitli testler, ölçme araçları geliştirip bunların yardımıyla birey hakkında çok detaylı bilgiler elde etmeliyim. Güzel. Psikoloji alanındaki ölçme araçlarının ortaya çıkmasına vesile olmuş. Ama başı derde girmiş. Niye? O kadar bilgi topladık. Bunlar özel bilgiler. Nerede saklayacağız? Ha bir de birinin eline geçerse ne yapacağız? Bunu bir yerde saklayalım. Nerede saklayalım? Nerede saklayalım? Buldum. Toplu dosyaları icat etmiş hocam. Bakın. Bugün rehberlikte toplu dosyalar kullanılır. Gelişim dosyaları. Hocam bu elde ettiği bilgileri depolamak için toplu dosyaları icat eden model de bu model olmuş. Peki devam. İyi de bu model problemli bireylere yöneldiği için ne zaman problem ortaya çıktı, nedenini tespit edip çözelim dediği için hangi işlevleri daha çok uyguluyor biliyor musunuz? Problem ortaya çıkınca müdahale ettiğimiz işlevleri. Kim hocam onlar? Krize müdahale işleviyle iyileştirici işlev, problemli bireylere yönelik uyguladığımız işlevlerdir. Peki ne farkı var hocam? Kısaca değineceğim, merak etmeyin ama önce şunu söyleyeyim. Klinik model hangi rehberlik işlevlerini daha fazla ön plana taşır? Amaç problemli bireylere müdahale edip problemi çözmek ya. Benim problemli bireylere müdahale edip o problemleri çözmek için en çok kullandıklarım krize müdahale ve iyileştiricidir. Ama problemin durumuna göre değişiyorlar. Mesela krize müdahale hangi problemlerde uygulanıyor biliyor musunuz? İleride göreceğiz ama ön bilgi olsun diye söyleyeyim. Hiç beklenmedik bir anda ortaya çıkan ve bende travma yaratabilecek cinsten önemli olaylara krize müdahale işleviyle müdahalede bulunurum. Hani derler ya kriz masası kuruldu. Yani öyle olaylar vardı ki dehşete düşürür. Bireyi şoka uğratır, travma yaratır. İşte biz anne babanın boşanması, aile bireylerinden birinin ölümü, doğal afetlere maruz kalmak, terör saldırısına maruz kalmak gibi hiç beklenmedik bir anda aniden ortaya çıkan bu tarz travmatik, yıkıcı durumlarda anında müdahale etmek zorundayız. İşte buna krize müdahale diyor. Ama bunun dışında abidik gubidik işler. Kim hocam onlar? Tırnak yiyormuş. Yalan söylüyormuş. Dağınık bireymiş. Sorumsuzmuş. Kendini kabullenmekte sıkıntıları varmış. Hocam bunlar diğerleri kadar travmatik değil. Bunlar da iyileştirici, durumu düzeltici ve bir diğer adıyla da çare bulucu işlevle müdahale ederiz diyor. Peki gelelim en son modele. Karar vermeye yardımcı model. Şimdi bir yerde ilk siz bulursanız bir şeyi arkanızdan gelenler habire sizin açığınızı arar. Parsons garibim güzel bir şey icat etmiş. Ha tamam bazı şeyleri eksik yapmış. Bunlar da çıkmış çıkmış eleştirmişler. En son eleştiriyi de bu yapmış. Demiş ya kardeşim tamam. Güzel iş yapıyorsun. Doğru meslek seçmesine yardımcı oluyorsun da biz hayatımızda sadece meslek seçmiyoruz ki. Eş seçiyoruz, iş seçiyoruz, okul, alan, ders, iş, her şeyi seçiyoruz. Neden sen bu hizmetleri sadece mesleki alanda yaptın ki? Keşke sen bu hizmetleri her türlü karar aşamasında sunsaydın. Her yerde doğru kararlar verdiyseydin. Hadi gelelim bak ne diyor şimdi. Benim amacım bireyin seçim yapması gereken durumlarda yani ne zaman tercih aşamasına geldi işte öyle durumlarda doğru tercihler yapabilmesini sağlamaktır. O zaman hocam bu da bireyi tanıma hizmeti uygular. Çünkü seni tanımadan yönlendiremez ki. Ha, o zaman kolaylık oldu bize. 4 tane geleneksel modelin içinde aha sadece eğitimle kaynaştırılmış model ne yapmadı? Bireyi tanımadı. Ama diğer 3 modelin 3'ü de bireyi tanıma hizmeti yaptı. Sor. İlk bireyi tanımayı kim yaptı? Parsons.
en detaylı şekilde tanıyan, hatta ölçme aracı icat eden kimdi? Klinik model. Üçüncü ve son da karar verme yardımcı model. Peki o zaman bu modelde az önce dediğim gibi yöneltici işlevi ön plana taşımış ve yöneltme yapmış boyuna. Ama bir farkla. Bak ne diyor? Parsons modeline göre daha geniş bir alanda yöneltme yaptı diyor. O sadece mesleki anlamda, bu ise tercih yapılan ve karar verilmesi gereken her yerde. Ve son. Diyor ki klinik model ve Parsons modelinde olduğu gibi burada da bireyi tanıma hizmeti uygulanır demişiz canlar. Hadi toparlayalım. Şimdi şu noktayı unutmayın. Tahtadaki 4 modelin 4'ü de geleneksel model. 4'ünün de göz ardı ettiği 2 tane ilke var. Bak şu söyleyeceğim 2 ilkeyi 4'ü de göz ardı etmişler. Birisi süreklilik. Bu sadece meslek seçerken var. Her zaman değil. Bu sadece öğrenim kademeleri boyunca var. Her zaman değil. Bu sadece probleminiz varken var. Her zaman değil. Bu da sadece tercih aşamasına gelince var. Yine her zaman değil. Dördünde de süreklilik yok. İkinci maddeyi söylüyorum. Bunların 4'ü de tüm bireylere hitap etmiyor. Sadece meslek seçenlere. Sadece okuyan çocuklara, sadece problemi olanlara ve sadece karar verme aşamasında olanlara uygulanıyorlar. Yani bütün bireylere yönelik değiller. Diğer yöneltici işlevi hem Parsons hem de karar verme yardımcı modeli uyguluyor. İkisinde de yöneltici işlev ön planda. Ama sadece mesleğe yönelten, bu daha geniş yelpazede yöneltme yapan karar verme yardımcı model. Bireyi tanımayı ise eğitimle kaynaştırılmışın dışında diğer üçü de uyguluyor. Üçünün de ortak noktası bireyi tanıma. Ama ilk uygulayan ve amatörce yapan Parsons. Daha derinlemesine ve ölçme araçları icat ederek yapan klinik modeldir diyeceksiniz. Tamam mı arkadaşlar? Peki bu 4 modelin göz ardı ettiği, dezavantajlı olduğu yerleri ise avantaja çeviren, daha çağdaş hale getiren bir modelimiz kaldı. Gelişimsel rehberlik modeli. Onu da ve o modelle geleneksel modellerin karşılaştırmasını da bir sonraki dersimizde gerçekleştireceğiz. Mutlaka bir sonraki dersi sıkı takip edin. Çünkü ÖSYM'nin en çok sevdiği yer çağdaş olan gelişimsel modelle bu geleneksel modeller hangi noktalarda ayrışıyorlar? Çok önemli. Çünkü 3 kez soruldu. Görüşmek üzere.